Sevgili Balıkesirler, hepiniz hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar dileyelim. Yine bir haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Balıkesir TV'ye, Balıkesir Haber Ajansı'na, Sev Radyo'ya bizlerle birlikte olmaya hoş geldiniz. Haber merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte sizler adına hazırladığımız haberlerimize başlayalım. Kulaya emek yan fabrikaları, Yırcalı Şirketler Grubu, Yavaşçalar Döviz ve Altın, ayrıca Bise İnşaat Mustafa Bahçeci, Çevre Yolu üzerinde bulunan Opet Ortaköylü Petrol'ün sizler için hazırladığı haberlerimiz başlıyor. Evet sevgili Balıkesirler, uykusuz geceler geçirmek istemiyorsanız lütfen korona konusunda tedbirlerinizi alın. Tedbirlerinizi almanızı öneriyoruz sizlere. Çünkü koronavirüsünde rakam her geçen gün biraz daha artıyor. Bugün hayatını koronavirüsünden kaybeden vatandaş sayımız 195'e ulaştı. Balıkesir'e baktığımızda Balıkesir'de ise 350 vatandaşımızı kaybettik koronavirüsünden. Ayrıca Balıkesir'de koronavirüsünden hasta sayımız 23 bine ulaştı. Bununla birlikte sevgili Balıkesirler, 3100 vatandaşımız da iyileşerek sağlıklarına kavuştular. Koronavirüsü tedbirlerinizi almaya devam etmenizi öneriyoruz. İsterseniz koronavirüsüyle başlayalım. Türkiye'de bugün yapılan testlerde 174.761 test yapıldı. Bununla birlikte 30.402 yeni vakaya rastlandı. Yani %24'ü test yapılan vatandaşlarımızın %24'ü koronavirüsü hastası olarak belirlendi. Bugün Türkiye çapında 195 vatandaşımız hayatını kaybederken Türkiye'de koronavirüsünün başladığı o günden bugüne kadar toplam hayatını kaybeden vatandaş sayımız 6093 oldu. Bunlardan 5805'inin durumunun ağır olduğu, hastanede hayata tutunmaya çaba harcadıkları belirtildi. O yüzden biz de diyoruz ki lütfen bu dertli şarkıları sizlere çalıyoruz ki tedbirinizi alın. Bugün ben hiç evden dışarıya çıkmadım. Evin bahçesine dahi çıkmadım. Televizyonda seyrettim. Gazetelerimi okudum. Yoksa bizim çarşıya çıkış iznimiz var. Çarşıya çıkabilirdim. Ama istirahat etmek de gerekiyor. Bununla birlikte yine güvenlik kuvvetleri Balıkesir'de görevinin başındaydı. Yollarda kuş uçurtmadı desek yeri vardı. Yine bazı esnaflarımız ekmek tekerlerini açtılar. Ekmek paraları için çalıştılar. Balıkesir'de lütfen koronavirüsü konusunda tedbirlerinizi elinizden bırakmayın. İkinci bir olay. Cinayet işlediler. Balıkesir polisi tarafından yakalandılar. Bu olay Susurluk ilçemizde meydana geldi. Susurluk ilçemiz Deli Veli mahallesinde Baki D'yi öldüren Enver ve Aykut adındaki iki zanlı 30 ve 31 yaşlarındaydı. Onlar durdurdukları taksiye binerek Balıkesir'e doğru kaçtılar. Balıkesir polisine aracın plakasının verilmesiyle birlikte Balıkesir polisi zanlıları Balıkesir'de silah ve tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.
mahkemeye sevk edilen iki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldular. Zanlıların sokağa çıkma yasağında cinayet işledikleri, çıkan tartışmada Bakide'yi öldürdükleri belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ederken sanıklar Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacakları günü beklemeye başladılar. Az sonra Ramazan Narin canlı röportaj konuğumuz olacak. Gerçekten Balıkesir Avrupa'nın çöplüğü olmaya hazır mı? Balıkesir Avrupa'nın çöplüğü mü olacak? Sevgili Balıkesirliler, bunları sizlere sunmadan önce, az önce koronavirüsü konusunda sizlere bilgiler sunmuştuk. O hastanelerde görev yapan arkadaşlarımız var. Onları saygıyla anıyoruz. Ara sıra onlarla görüşüyoruz, sohbetler yapıyoruz. Aynı anda onlar hem sizin kanınızı ölçüyor, hem de sizin korona testinizi yapıyor. Yani o siz de diyelim ki pozitifsiniz. Sizin bir damla kanınız eline damladı. İşte o evine giderse, erkek sağlık görevlisi olalım, eşine ve çocuklarına bunu bulaştırabilir. Aynı şey bayan hemşirelerde, bayanlarda olursa eşime ve çocuklarıma bu hastalığı bulaştırırım korkusu yaşıyorlar. İnanın, sağlık görevlileriyle sohbet ediyorum. Söyledikleri şu: sadece evde huzur içinde haftada 3 gün uyuyabiliyoruz. Gece nöbetlere gidiyoruz. Örneğin bugün sabah aldığımız nöbet, yarın sabahleyin saat 08.30'da son bulacak diye dert yanıyorlar. Allah onların hepsine güç kuvvet versin. Lütfen de haykırıyorum. Lütfen tedbirinizi alın diyorum. Ve haberlerime devam ediyorum sevgili Balıkesirliler. Haber turumuzda neler var? Bunların bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacağız ama bakın sevgili Balıkesirliler, Özgür Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü. Bakın iktidara parlamentoda nasıl seslendi. Nasıl Türkiye'de 4-5 maaş alan insanlar var. Ben itiraz ederim ama şahıs devletine, aile devletine, AK Parti'nin içinde esas itiraz var. Her göreve bir oğul, bir kız, bir damat, öbür damat veya içinde bulunduğunuz hale bakın. Bakın, emeklilikte yaşa takılanlara cevabınız şu: çift maaş istiyorlar, olmaz öyle şey. Fahrettin Altun evine 5 maaş giriyor. Kardeşim 5 maaş. Bir tanesi iletişim başkanlığından, biri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu. Eşi hem Marmara Üniversitesi'nden hem Türk Hava Yolları'ndan 5 maaş alıyor. Yiğit Bulut'un kendine 3, eşini Allah biliyor. Cemil Erdem'in kendine 3, Mustafa Akış'ın kendine 3, Metin Kıratlı'nın kendine 3. Ve bu insanlar gidiyorlar EYT ile önüne çıkıyor. Diyor ki ya bize ne çift maaşı? Ben emekli olsam çalışamıyorum, iş bulamıyorum zaten diyor. EYT çift maaş eleştirisi saraydaki, etrafınızdaki herkese şahsına 3, eşine 2, 5 tane maaş mı alıyorsunuz? Olacak iş değil. Vicdana dokunuyor. Bakın bu parti diyorsunuz ya, son sözüm. Sıkı tutun, eski vekilleri tutun, eski ilçe başkanlarını tutun, başka tarafa kaçmasınlar. Bu kadar güçlüyseniz hiçbir yere kaçmazlar. Bu rezillikler yüzünden dağılıyor parti. Bu rezillikler yüzünden dağılıyor. Bunu görün, yönetecekseniz insaflı, vicdanlı şekilde yönetin, milletin hakkını etmeyin. İşte Özgür Özel, Ankara'da 4-5 yerden maaş alanlar olduğunu söylüyor. Biz askeri ücretle 2100-2200 lirayla geçinmeye çalışanlar var. Bir de 4-5 maaş alıp, yani ayda 50 bin liraya yakın maaş alıp Ankara'da kalanlar var. Özgür Özer diyor ki parti neden dağılıyor? Bunları görenler yüzünden dağılıyor. Ne oldu? Deva kuruldu. Ne oldu? Gelecek kuruldu. Deva Partisi'ne birçok kişi geçti. Ama AK Parti İl Başkanı, çok saygıdeğer arkadaşım Ekrem Başaran, bir basın toplantısı düzenleyerek, kardeşim zaten bunlar bizim hiçbir işimize yaramıyordu. Bunlar Edip Uğur'un borazancısıydı. Gittiler borazancılık yapacakları yere diye. Neden söylemiyorsun be Ekrem Başaran? Partiden istifa edenlerin sayısını neden vermiyorsun be kardeşim? Ayrıca
Ankara'dan gelen bilgiler ve Balıkesir'de yaptığımız araştırmalarda, biliyorsunuz Balıkesir'de en güçlü haber merkezine sahip tek yayın kuruluşuyuz. Yaptığımız araştırmalarda AK Parti'de 5 vekilin birbirlerini yeme çalışmaları var. 5 vekil partide kendi üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. 5 vekil bir daha milletvekili seçilemezsem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için çaba harcıyor. Bunların başında kim var? Adil Çelik var. Bunların başında kim var? Kim var? Erkek milletvekilleri. İşte onlar partide üstünlük sağlamak için çaba harcıyor. Can Bey var. Can Bey de partide üstünlük sağlamaya çalışan ve partide birçok kişiyi küstüren kişi olarak biliniyor. Yani Balıkesir AK Parti kurulduğu tarihten beri kazanın içinde kaynamaya devam ediyor. Bakalım bu tıpkı Özal'ın Anavatan Partisi'nin sonu gibi mi olacak? Bunu zamanla hep birlikte göreceğiz. Biz o kadar çok parti gördük ki, o kadar çok iktidar gördük ki, toz şeker gibi sıcak suyun içine girdiği zaman toz gibi dağıldılar. Soralım, Semra Özal'ın nerede papatyaları? Yok oldular. Semra Özal sağ. Sonra neler gördük? Demirel ve eşini gördük. Rahşan Ecevit'i gördük. Ama Rahşan Ecevit'in, rahmetli Rahşan Ecevit'in hiç böyle papatyaları, çiçekleri yanına doldurduğu kadınları yoktu. Onlar mütevazi başbakan, mütevazi başbakanın eşiydi. Vatandaş taksiye binecekse vatandaş gibi sırasını bekler pinerdi. Onları 30-40 tane araçla koruma kuvvetleri korumazdı. İşte sevgili Balıkesirliler, AK Parti'nin sonu ne olacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ve biz haberlerimize devam edelim isterseniz. Sevgili Balıkesirliler, bakın bize ulaşan haberlerde neler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ilginç bir açıklamada bulundu. Meral Akşener, Erdoğan kışı sevmez. Erdoğan yaz aylarını sever. Haziran ayında erken seçime hazırlıklı olun diye parti teşkilatına genel bildiri yayınladı. Bakalım Meral Akşener'in söyledikleri doğru çıkacak mı? Bakalım AK Parti ve MHP erken seçim için Haziran ayında kolları sıvayacaklar mı? Yoksa koltuk sıcak geldi, biz bu koltukta oturmaya devam ediyoruz mu diyecekler. Devam edelim diğer haberlerimize sevgili Balıkesirliler. Az önce sunmuştuk, çok önemli bir haber. Çünkü Balıkesir polisinin operasyonuyla yakalandılar sokağa çıkma yasağında. Susurluk'ta Baki D adındaki kişiyi Deli Veli mahallesinde öldüren, taksiye atlayarak kaçan Enver ve Aykut adındaki iki zanlı Balıkesir'e kaçtılar. Kamera kayıtlarıyla tespit edilen iki zanlıyı Balıkesir polisi bindikleri taksinin içinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan zanlılarda tabanca ve silah ele geçirildi. Zanlılar çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine konuldular. Şimdi Kepsut'ta yargıya hesap verecekleri günü bekliyorlar. Sevgili Balıkesirliler, sıra gelsin. Balıkesir Avrupa'nın çöp merkezi mi oluyor? Adana'da bunun ilki başladı. Acaba ikinci durak Balıkesir, Bandırma ilçemiz mi olacak? Konuyu Balıkesir TV, Balıkesir Haber Ajansı ve Sev Radyo Bandırma temsilcisi, Marmara Bölge temsilcimiz Ramazan Narin araştırdı. Sayın Narin, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Osman. İyi şimdi günler. Teşekkür ediyorum. Şimdi derler ya, alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Adana'da Avrupa'nın çöpleri geldi. Ben inanıyorum ki Adana'dan sonra Avrupa'nın çöplerini getirmişler, boş alanlara dökmeye başlamışlar. Tıpkı Balya Koyuneri köyündeki maden şirketinin vatandaşın arazisine döktüğü maden cırufları gibi. Ne olduğu bilinmiyor. Maden cırufu da değil o ya. Yani aynı şey olabilir, değil mi?
Yani Bunlar örneğin yani bu Avrupa'dan getirilmiş çöpler olabilir. Onların üzerine maden atıkları konulmuş olabilir. işte Türkiye Avrupa'nın çöplüğü olacak denilen haberlerin hepsinin doğru olduğunu anlamaya başlıyoruz Osman. Evet. Ben zaten mahkemede de bunu söylemiştim. Dedim ki bu atılan çöplerin muhtevası, niteliği neyse yani bunlarla ilgili bir laboratuvar incelemesi yapılması lazım. Çünkü bu çöpler o sadece madenin atığı olan çöpler değil. Şimdi örneğin maden mahkemede de onu söyledim. Yani maden yıllık 50 bin ton rezervi var diyelim yani. 50 bin ton şey çıkarıyor, kömür çıkarıyor diyelim. Değil mi? Doğru. 50 bin tona karşılık sen 300 bin ton çöp atıyorsan eğer bunda başka bir gariplik var demektir. Yani bunu maden mühendisleri de bilirler. Şeytan bunun neresinde demek gerekir. Şeytan bunun neresinde bu çöpler nereden çıktı kardeşim demek gerekir. Yani bunlar çöp falan değil bu ama bunlar bakanlar diyorlar ki işte bizim kendi madenimizin atıklarını atmak için bize saha lazım. Kamulaştırma izni verin bize. İşte vatandaşın tarlalarını, tarım arazilerini, hayvancılık arazilerini, meraları kamulaştıralım. Oraları göllere, göletlere, akarsulara, tarlalara, bahçelere biz bunları dökelim. Bizim paramız var diyorlar. O para nereden geliyor? O çöpleri onlar satın alıyorlar. Satın alıyorlar diyorum. Yani o çöpleri onlara verenler onlara para veriyor üstüne diye düşünüyorum ben Osman. Peki diyelim ki Bandırma Avrupa'nın çöp merkezi oldu. Nereler etkilenir sevgili Ramazan? Nereye kurulacak bu çöp merkezi? Çöp arıtma tesisi? Kaç dönüm sahaya, kaç dönüm araziye? Zaten şimdi 1/100 bin plan çerçevesinde planlar projelerin çizilmeye başlandı mutlaka. Ama ben daha bir tanesi içerisinde bir çöp arıtma merkezi diye bir şey duymadım. Yani ne Bandırma'nın böyle bir çöp arıtma merkezi zaten yok bizim biliyorsun. Ama bu 1/100 bin plan çerçevesinde eğer 48 milyon metrekareye kurulacak olan sanayinin atıklarını atık merkezi olarak değerlendirecekleri bir çalışma var mı? O çalışma ile ilgili de hiçbir şey duymadım yani. O yüzden Bandırma'da bir çevre derneği kuruyoruz Osman. Sanıyorum seni de oraya yönetici ve kurucu üye yapmak istiyorum Erhan. ben. Yani Balıkesir olarak faaliyet göstereceğiz çünkü Kaç Marmara dönüm Bölgesi olarak arazi faaliyet. demiştin sevgili Ramazan? 48 milyon metrekare. 48 milyon metrekare. Evet. Ne olacak buraya? Buraya şimdi katı atık ağır metal kimya sanayi olarak düşünelim. Hem bak katı atık diyorum. Yani katı atık derken zaten onlar Avrupa'nın çöplüğü olmayı baştan hedeflemişler. Ama katı atık adını kaldırdılar. Şimdi OSB yaptılar. Teknolojik OSB diye bir isim koymaya çalışıyorlar. Koydukları isimler. Ondan sonra ağır metal dediler. Ağır metale de millet kanserojen diye tantana yapmaya başladık biz tabii. Hemen onu da değiştirdiler. Ağır metali de değiştirdiler. Atık kimya dediler. Atık kimyayı da değiştirdiler. Kimya Kim sektörü açıldı. değiştiriyor? Çevre Bakanlığı mı değiştiriyor? Bandırma Çevre Belediyesi mi değiştiriyor? Kim değiştiriyor bunu? Sanırım Çevre Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü değiştiriyor bu ismi. Evet. Şimdiye kadar 5-6 sefer sadece bu OSB ile ilgili isim değişikliği yapıldı. Evet. Bunu da vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Bu isimler için değişiyor. Peki Onu da bilmesi lazım. diyelim Bandırma ki gerçekten çok sevgili tehlikeli bir Ramazan, sürece doğru gidiyoruz yani. 48 milyon metrekare araziye ben bugün gazeteleri okurken gördüm. Adana'dan başladılar. Adana'da bir kadın yürürken çöp kamyonu gelmiş, dökmüş. Gemiyle gelen atıkları boş sahalara döküyorlar. İçinde lastikler var. İçinde kanser içeren ürünler var. Kadın almış bakıyor. Bu nedir diye. Şimdi Arabistan'da var tabii. Ondan. 48 milyon metrekare araziye diyelim ki katı atık kimya sanayi kurulacaktı. Olmadı. Teknolojik OSB kurulursa Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen, Gönen. Bandırma etkilenir mi? Hepsi etkilenir ve bu da Bali'ye kadar, İvrindi'ye kadar, İdremit'e kadar da gider. Önce onu söyleyeyim. Balıkesir'e de yaklaşır. Balıkesir'e Susurluk 24 kilometre baba. Balıkesir'e de yaklaşacaktır. Balıkesir merkeze de yaklaşacak. Yani bu tehlike zamanla oraya da ulaşacak tabii ki.
Neler diyorsun? Son bilgilerde neler var? Son araştırmalarında neler var bununla ilgili sevgili Ramazan? Vallahi biz takip ediyoruz süreci ve gelişmeleri. Şimdi 1 bölü 5 binlik planlarla ilgili toplantılar başladı. Geçen de bizim Bandırma Belediye Başkanı, Bandırma Kaymakamımız falan bu sanayiye gelmek isteyen firmalar, gelmek isteyen derken yani yer satın almış o binlerce dönüm arazileri satın almış olan firmaların temsilcileri geldiler. Gizli bir toplantı yaptılar, basına falan kapalı. Ama bu toplantının içeriğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Sadece toplantıyla ilgili bilgi verildi basına. Sayın Bandırma Belediye Başkanı, sen bir avukatsın ya. Gizli toplantı yapılabilir. Bandırma'nın aleyhine Balıkesir'in, Gönenli'nin, Erdekli'nin, Susurluklu'nun, Manyaslı'nın aleyhine bir karar varsa burada sen konuş kardeşim, hukukçusun ya. Valla şimdi onlar da Bandırma Belediyesi de bu OSD'ye ortakmış. Ha hadi ben, hayırlı olsun. Tabii yani o da hayırlı olsun. Ortak olduğu için Bandırma Belediyesi'nden herhangi bir şekilde bir tepkime beklemeyelim. Anladığım kadarıyla diğer çevre belediyeler de buna ortak edilebilir. Yani %5, %10 şeklinde bir şeyler %1, %2 altı yani oturuluyor, ortaklıklar yapılıyor bunlara. Yani bunları siz Bandırma'nın girişinden o un fabrikalarından devam edelim. Balık fabrikalarından, Banvit'ten, bu pirinçten başlayacaksınız. O güzellikleri yok etmek için oraları mayın tarlasına çevireceksiniz. Doğru mu? Valla mayın tarlası değildir. Burası bir Rotterdam taşınıyor buraya deniyor ya. İrlanda'daki Rotterdam'dan kovulan sanayi. Bizim Edip Uğur Rotterdam diyordu. Rotterdam'dan çok met ediyordu. Sanıyorum Edip Uğur'un Rotterdam'ı Balıkesir'e atıkların getirilme Rotterdam'ı oluyor. Evet aynen öyle olacak. Oradan kovalanan sanayi, Avrupa'nın kovaladığı sanayi diyelim. Buraya yerleştiriliyor ve bu da bunun mimarı da Sayın Edip Uğur'dur yani önce onu söyleyeyim. Edip Uğur şimdi Deva Partisi'nde bundan tek kelime konuşmuyor. Kendisi Rotterdam'a gidip gelen kişiydi. O firmalarla ilk görüşen kişi odur. Ve burayı tahsis eden kişi de odur. 1 bölü 100 bin planın mimarı da Edip Uğur'dur yani bana göre. Evet. Yani bu 48 milyon metrekarelik atık kimya sanayinin bu bölgeye getirilmesi noktasında faaliyet gösteren girişimlerde bulunan kişi Edip Uğur'dur. Yani önce buna mütevazı. Yani Edip Uğur kolay kolay can veremeyecek demek istiyorsun sen. Zekai Kapıoğlu bunun baş kahramanıdır yani. Tebrik etmek lazım. Tabii Zekai Bey de onun devamını getirdi. Ve planlara hiç kimse itiraz edemedi. Ve bununla ilgili bütün yapılaşmalar, bütün resmi işlemler hepsi o ikisinin dönemi. Tam nereden başlıyor? Yani Bandırma, katı atık, kimya sanayi nereden başlıyor? Bandırma'nın yanında Edincik'ten başlıyor. Orada Edincik'ten? Edincik'ten başlıyor. Edincik'in altından Tabiga'ya kadar git. Oradan aşağıya doğru dön. Edincik'in altından o Gönen yolundan mı yoksa sahil şeridinden mi? Sahili kullansınlar. Sahil de dahil buna. Oradaki yani sahili kullansınlar kardeşim, o güzel denizleri kirletsinler. Yani yukarıdan giderlerse ayıp olur. Allah günah yazar onlara. Böyle güzel sahil varken, böyle güzelim mavileri tezek yığını yapmazsanız, pislik yapmazsanız size günah yazarım desin, der yani. Valla sahile bağlantısı olmayan bir sanayi düşünmüyorlar. Onlar tabii ki sahile bağlı olduğu için bu sanayi onları cezbediyor. Bir de buraya ile ilgili bir de demir yolu da kurulacak şimdi. Karayolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu. Dört tane ulaşımın olduğu bir nokta, çok stratejik bir nokta. Ama bu stratejik nokta maalesef ki ağır metal, ana metal, kanserojen kimya sanayine kurban edilecek yani. Öyle görünüyor. Yani Bandırma'nın, Erdek'in, Susurlu'nun, Manyas'ın, Gönen'in geleceği tehlikede diyebilir miyiz? Tehlikede tabii ki yani ben biz görürüz görmeyiz ayrı mesele ama o sanayi 5-10 sene içinde kurulduğunu düşünelim. O sanayinin atıklarından dolayı veya işte sanayinin faaliyetlerinden dolayı burada yaşayan bütün canlılar etkilenecek. Yani hayvanlar etkilenecek, bitkiler etkilenecek. Kişi bizden biliyorsun bakbaşını salmış olduğu sülfürik asit yağmurlarından dolayı ta Balya'ya kadar olan alanda çok bitkilerin kuruduğunu falan da görüyoruz. Yetişmediklerini görüyoruz. Zeytinlerin de çok zarar gördüğünü görüyoruz. Yani bu alan komple
tarımdan, sanayiden, hayvancılıktan arındırılacak. Sen Adana'yı güzel methetmiştin ya, bana dedin ya. Evet. Uçaktan hiç Adana'yı gördün mü diye. Ben uçaktan Adana'yı hiç görmedim. Şimdi ben uçakla Balıkesir maçına gidiyorum. Adana'ya, Adana Demirspor maçına. Evet. Bir baktım, ulan dedim, Adana'da deniz var mı? O Adana'nın arazileri, hanımların saçlarını örerler ya böyle, kızlarını veya saçlarını, bel, evet, kuaförler, o kadar mükemmel ki. Ulan bakıyorum burada, diyorum, su da var ama burada deniz de olması lazım. Buraya villalar yapılması lazım. Yapmamışlar bak, ayıp olur diye, ama o Adana, o Adana'nın tarım arazileri yok olmaya başlayacak. Şimdi ben onu diyorum. Geçen Körfez'deydim, Migros'taydım. Migros'ta zeytinin kilosu 30-35 liraydı. Yani biz, sevgili askeri ücretli vatandaşlarımız, Nazım Hikmet'in bir sözü var. Sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen sesini çıkartma, önümüzdeki yıllarda zeytini 100 liraya kardeşim. Evet. Doğru mu? A bölgesi, sen Balıkesir'de B bölgesi dedin ki içinde de çok haklısın. Adana A bölgesi için, Balıkesir'de B bölgesidir. Adana ile İngiltere arasında yapılmış anlaşmalar var. İngiltere 5 milyon ton çöpü Adana ve Balıkesir havalisine göndermek üzere bir takım firmalarla veya kişilerle veya kurumlarla anlaşma yapmışlar Osman. Artık yani Türkiye'nin çöplük haline dönüştürülüyor. Bu çöplükte tabii bizim Türkiye'nin bir de neyi yok edilecek? Tarımı yok edilecek, hayvancılığı yok edilecek. Ve işte bu kapitalizm... Süte 2 yıldan beri zam gelmiyor. Süte 2 yıldan beri zam gelmiyor. Sütçü 2100 liraya sütü satıyor. Marketten sütü 6,5 milyon alıyorsun. 6,5 liraya alıyorsun üstad. Evet, evet, işte tarım ve hayvancılık ya. Peki bandırmalılar tepki göstermiyor mu buna? Valla Bandırma'da şu anda tepki gösteren insan sayısı tabii ki çok az diye düşünüyorum. Ama işte biz bu derneği kurduktan sonra bununla ilgili birçok bilimsel çalışmalar da yapacağız. Üniversitede de ufak çalışmalar yürüteceğiz. Genel'e de yürüteceğiz tabii basın olarak. İnşallah vatandaşlarımızın yani bu konuda paneller, seminerlerle, etkinliklerle uyandırmayı başarabiliriz diye düşünüyorum Osman. Ama burada bizim kabahatimiz de var. Yani bak, ben dedim ya, ben Kuyunevi köyüne gittiğimde, Orhanlar köyüne gittiğimde, evet, o oradaki köylü böyle nasıl aval aval ağzımıza bakıyor. Ya hiç kimse gelip de daha önceden onları eğitmemiş. Onlara oradaki madencilik faaliyetlerinin, oradaki döletlerin doldurulmasının, dere yataklarının doldurulmasının, tarım alanlarının grupla veya işte o atıkla doldurulmasının zararlarını, o ağır metalin zararlarını, manyas gölünün nasıl etkileneceğini hiç kimse onlara gelip de baştan anlatmamış. Yani köylülerimiz de maalesef o konuda çok eğitimsiz. Yani orada hepimizin kabahati var. Basın olarak, öğretmen olarak, aydın olarak, her şey olarak yani. Vatandaş olarak kabahatimiz var. Yani o konuda ben etkin çalışmalar yapılmasını düşünüyorum Osman. Evet. Artık hepimizi elimizi taşın altına koyacağız. O kuracağımız çevre derneğiyle birlikte. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel bir Balıkesir, daha güzel bir Bandırma. Aynen. Daha güzel bir Susurluk, daha güzel bir Balya, daha güzel bir Erdek, daha güzel bir Manyas, daha güzel bir Gönen bırakmak istiyoruz. Daha güzelden vazgeçtik, bugünkü durumunu bırakabilsek diye dua edeceğiz veya onunla ilgili çalışacağız. Senin o Adana'yı nasıl uçaktan gördüğün gibi, esasen Balıkesir de yukarıdan uçaktan görürse ben bilmiyorum da tabii, ama öyle düşünüyorum tabii güzellikleri çünkü. Bak sevgili Ramazan, Kemal Büyük Işık ne diyor? Çok yazık, geleceğimiz yok ediliyor ve bunun mücadelesini edilmesi lazım diyor. Kurulan partilerden söz ediyor ve vah Balıkesir'im vah diyor. Vallahi kurulan partilere ben daha çok şüpheyle bakmaya başladım. Onlar da şu anki iktidarın A versiyonu iktidarsa B versiyonu onlar olacaklar diye düşünüyorum ben. O yüzden onlara da iyi yaklaşmıyorum. Mesela Ali Babacan diyorsun. Ali Babacan kardeşim 15 sene bu memlekette bakanlık yapmadı mı? Ahmet Davutoğlu diyorsun sen. 15 sene o adam bakanlık ve başbakanlık yapmadı mı? Yani şimdiye kadar yapılan bütün faaliyetlerde onların imzaları yok mu? Katkıları yok mu? Allah aşkına, Allah aşkına. Edip Uğur, yani eğer geçmişi suçlayacaksa, AKP'yi suçlayacaksa,
AKP'nin 15 yıllık döneminden Edip Oğur'un hiçbir ağı yok mu? İş katkısı yok mu? Yani bunlara nasıl umutla bakabileceğiz yani yeni kurulan partiler diye? Onlara umutla bakma şansımız var mı sende? Evet, doğru, doğru. Katılıyorum sevgili Ramazan. Peki, evet. Meral Akşener şunu söyledi bugün. Erdoğan dedi kışı sevmez. Haziranda erken seçim hazırlıklı olun diye bir rüzgar esti. Haziranda sen de erken seçim bekliyor musun? Bekliyorum. Bekliyorum. Yani vatandaşlarımızın tepkisi ne olur diyelim erken seçimde? Örneğin Cemal Öztaylan balık emekli bir milletvekili maaşı alıyor. Büyükşehir'de danışman ücreti alıyor. Olağan yok diyor gerçi de yani. Vallahi bak diyor. Benim adım Osman Yurdusel. İsterse Cemal Öztaylan'ın o kağıdını getiririm koyarım. Ya bak onu bilmiyorum ya. Maşallah. Ben onu getireyim sana. Tamam. Başka bir şey var mı sevgili Ramazan? Başka bir şey var. Ben şimdi ikinci yazımı yazıyorum. Bir yazı yazdım erkek sünnetiyle ilgili. Şimdi kadın sünneti ve kadınların reddiyle ilgili farklı çok değişik bir konuya girdim. Şimdiye kadar dokunulmamış, biraz mahrem bir konu gibi görülüyor ama bunları konuşmamız lazım diye düşünüyorum Osman. Hı. Mesela yarın kadınların sünnet edilmesi noktasında bir kanun çıkarılsa, bunu önleyecek bir kanun, anayasal tabanımız var mı, yasal bir tabanımız var mı? Hayır, yok. Ki Türkiye'de şu anda İslam ülkelerinin çoğunda olduğu gibi 30 tane İslam ülkesinde aşağı yukarı kadın sünneti yapılıyor. Şimdi bu sünnetleri engelleyebilecek yarın hani başörtüsü nasıl serbest bırakıldı ve artık başörtüsü iktidara yakın olmak isteyen herkes tarafından takılmaya başlandıysa yarın kadın sünneti de gündeme gelebilir. Kızlarımızın başına böyle bir olay da gelebilir. Yani ben buna dikkat çekmek için ki yani, sünnetlerden bahsediyorsun. Tabii. Yani bunları da görmeniz lazım Osman. Çünkü gerçekten ciddi bir şeyle karşı karşıyayız. Yani rejim değişikliğiyle karşı karşıyayız. Şimdi geçen benim oğlum bir kitap hazırlıyor. Kitap yayına hazırlanıyor. Kitabın dizgisini yapan bir kardeşimiz var. Bir hoca gelmiş, aman demiş, dinle ilgili bir kitap. Aman demiş, İlker Yurdusev hazırlıyor onu. Aman demiş, bunu okuyup da demiş tuvalete gider. Aman büyük günah olur. Ulan caminin içinde kadınlarla yatanlar yakaladık. Dergahlarda 12 yaşındaki çocuklara tecavüz edenleri gördük. 9 yaşındaki kızlara, kız ve erkek çocuklara cinsel tacizde bulunan şerefsizleri gördü bu memleket. Evet, yani maalesef. Bizim oğlanın kitabını okuyup da bir yanlış yazarsa, biri tuvalete giderse çok günaha girermiş. Yani o kadar ayıbıma gitti ki ya dedim bu iş buna mı kaldı? Yani camilerde müezzinler, cami imamları, dergahlardaki şıhlar, Uşak-ı Vakfı şıhkının 10 yaşındaki çocuğa da yine sarkıntılık ettiği ortaya çıkmış. Kıza Ayşem, Ayşem, Ayşem diyormuş. Neden sana Ayşem diyorsun? Biliyorum, biliyor musun demiş, çağırmış kızı yanına. Neden? Ayşe peygamberdir demiş. Ben seninle uyurken nikahlandım demiş. Kız 12 yaşında, adam 52 yaşında ya. Düşünebiliyor musunuz? Of Osman'ım, of evet. Bak şimdi dün biliyorsun 5 Aralık'ta Dünya Kadınlar geçiyor ama aslında... Çok ilginç sevgili Ramazan. Çok ilginç. Bugünü kutlayan tek dernek bizdik biliyor musun? Balıkesir Gazeteciler, Radyo ve Televizyoncular Derneği olarak biz... Farkındayım ama o kadınlar adına STK'lar kuranlar var ya... Ya. Kadın STK'ları. Onlar da hepsi çok sessizler. Bir de bugün 6 Şubat'ta bugün günlerden ne biliyor musun esasında? Evet. Bugün de Birleşmiş Milletler'in dünyayı ilan etmiş olduğu bir gün kadın sünnetine karşı sıfır tolerans günü bugün. 6 Şubat. Ha çok ilginç. Hiç kimse bilmiyor. Kadın sünnetine karşı sıfır tolerans günü. Evet. Dünyada şu anda en azından
bilinen sünneti, yani kadın sünneti, bilinen kadın sünneti olarak geçiyor. 30 milyon kadın sünnet edilmiş durumda, kız veya yani öyle diyelim. Hı. Sünnet edilmiş durumda. Şimdi kadın sünneti dediğiniz olay da hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Veya işte Kuzey Irak dediğimiz bölgede, Kürt bölgesinde buradaki yaşayan kadınların %80'inin sünnetli olduğu bilim adamları tarafından, UNESCO tarafından yapılan bir açıklamada var. Ona benzer Türkiye'de yine aynı şekilde doğuda, güneydoğuda özellikle, Karadeniz'de özellikle kadın sünnetinin de çok ileri derecede uygulandığı. Ama şimdi kadın sünnetiyle erkek sünneti arasında bir fark var tabii. Erkek sünneti şaşalı yapılıyor, düğünle, dernekle falan yapılıyor. Ama kadın sünnetleri tabii ki şaşalı yapılmıyor, terensiz yapılıyor. Yani bu kadın sünneti ve erkek sünneti konusunda bence şey yapılması lazım. Çünkü erkek sünneti konusunda da Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet falan yok. Şimdi sünnet konusu Mısırlar döneminde dünyanın gündemine girmiş. Gerçi bu kadın sünneti de, erkek sünneti de, kadın sünneti de Mısırlılar yüzünden giriyor başımıza. Yani dünyayı piramonlar yönetiyor Osman ya. Bence dünyayı piramonlar yönetiyor. Vallahi billahi halen piramonlar yönetiyor. Yani bu Mısır, yani hiç iyi düşünmüyorum ben bu Mısır hakkında. Yani ne çıkarsa Mısır'dan çıkıyor. Tamam mı? Yani bu piramitlerden çıkıyor. Piramitlerden çıkıyor. Evet, evet. Sevgili Ramazan, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Saygılar, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sevgili Balıkesirliler, Bandırma'ya 48 milyon metrekare araziye katı atık kimya sanayi. Sonra isim değiştiriliyor. Teknolojik Organize Sanayi Bölgesi. Avrupa'nın atıkları gelecek. Bizim o güzelim arazilerimiz Avrupa'nın atıklarının mezarı olacak. Bir bakacaksınız, o atıklar, toprağın altına gömülen o atıklar, Giruzu patlaması gibi, madenlerde olur ya, Giruzu patlaması gibi patlayacak. Üzerindeki insanlar da hayatını kaybedecek. Sevgili Balıkesirler, haberlerimizi burada noktalamak istiyoruz ama ondan önce hemen belirtelim sizlere. Son dakika bilgilerimizi sizlerle birlikte paylaşalım. Son dakika bilgilerimizde neler vardı? Arkadaşlarım yeni ilettiler o haberi. Az önce sunmuştum haberi başlarken. Susurluk'ta cinayet işlediler. Balıkesir polisi tarafından yakalandılar. Susurluk Deliveli Mahallesi'nde Baki D'yi tüfekle vurarak öldüren, taksiye binerek sokağa çıkma yasağında Balıkesir'e kaçtığı belirtilen Enver ve Aykut adındaki iki zanlı Balıkesir polisince yakalandı. Zanlılar çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Kepsut kapalı cezaevine konuldular. Ayrıca sevgili Balıkesirliler, Balıkesir Spor'un bilindiği gibi dün oynaması gereken Samsun maçı iptal edilmişti. Samsun maçı iptal edildi. Salı günü oynaması gereken İstanbul Spor maçı iptal edildi. Balıkesir Spor ise bu hafta yapacağı, hafta sonu yapacağı Eskişehir Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Müzikle başladık, müzikle bitirelim. Kul ayağı emek yan fabrikalarına, çevre yolu üzerinde bulunan Opet Ortaköylü Petrol'e, Bisa İnşaat Mustafa Bahçeci'ye, Yavaşçalar Döviz ve Altın firmamıza, Yürcalı Şirketler Grubu'na sponsorlukları için teşekkürlerimi iletiyorum. Doğruyu söylemekten, doğruyu konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Unutmayın, doğru düşer kırılır ama kesinlikle inmez. Lütfen sizden ricamız, hastanedeki arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Koronavirüsü konusunda lütfen tedbirlerinizi alın. Kendinizi, sevdiklerinizi, çocuklarınızı koruyun. Yoksa böyle dertli şarkıları dinlerken çok ağlarsınız.
Hepinize hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar dilerim. Yarın yine saat 20'de bu kez merkez stüdyolarımızda sizlere daha güzel, daha aydınlık, daha iyi haberler sunma dileklerimizle. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, mutlu yarınlar sizlerle olsun. Başta haber merkezinde görevli tüm arkadaşlarım adına sizlere sevgiler, saygılar iletiyoruz. Yarın yine görüşmek dileklerimizle. Esen kalın. Lütfen video izleme partisi düzenleyin. Haberleri arkadaşlarınıza iletin. Onların da bu güzel haberlerden haberi olsun.